Çocuklar, my first book of questions and answers kitabından birkaç sayfa okuyalım. Ee, i̇lk soru ve cevaplar kitabım diye bir kitap. Yapıları net görebileceğiniz cümleler var. Birlikte tercüme edelim. Yapılara böylece yavaş yavaş siz de alışın. Günlük kullanımda. Normal okulda öğrendiğiniz yapılar dışında bunları da sürekli duyuyor olmanız çok önemli. Did weather kill the dinosaurs? Hava durumu dinozorları öldürdü mü? Bakın did ile sormuş. Do ile değil. Did weather kill the dinosaurs? Kill, öldürmek. Let's read. Hadi okuyalım. Dinosaurs, dinozorlar lived, yaşadılar million, millions of years ago. Milyonlarca yıl önce. Ego neydi? Önceydi. Dinosaurs lived, yaşadılar millions of years ago. Scientists, bilim adamları think, düşünüyorlar ki... Şimdi yeni cümle başlatacak. Think that... They may have died. Ölmüş olabilirler. May belki kalıbı tatlışlar. May belki. Have died da geçmişte olan e, hareketlerden, yani geçmişten bahsederken kullanılır. Ölmüş, ölmüş olabileceklerini düşünüyorlar. Neyin nedeniyle? Bakalım yaz, yazacak şimdi. Because the weather all over the world got colder. Neredeki hava durumu all over the world. Tüm dünyadaki hava durumu got colder. Soğudu. Normalde get colder. Soğumak. Ama eskiden bahsettiği için ne oldu? Got oldu. Bu eğre yapısının daha anlamı kattığını biliyorsunuz. Şimdi baştan okuyalım. Scientists think that they may have died. They dediği dinozorlar. Onlar ölmüş olabilirler. Because çünkü the weather all over the world. Tüm dünya boyunca Got colder. Soğudu. They think, onlar düşünür ki this happened, bu meydana geldi. Happened olmak, meydana gelmek. Ne zaman? When a giant rock, büyük, dev bir kaya, meteorite from space, uzaydan değil mi? From dandan demek. From space hit the earth. Dünyaya çarptı. Evet, soğuma nedenini ne diye açıklamışlar? Giant rock, dev bir kaya parçası. They think this happened when a giant rock from space hit the earth. This yani bu olay true fırlattı lots of dust into the air. Ne fırlattı? Bir sürü lots of, bir sürü toz into the air, havaya. Ki bu da which yani which dediği bu durum which, which normalde hangi demek ama bu durum diye bağlıyoruz. Which blocked out of out the sun. Ne yaptı? Which blocked out the sun. Güneşi ne yapmış? bloklamış. Güneş bloklanınca ne oluyor? Yani engellenince hava soğumuş. Buz gibi bir şey hava olunca da dinozorların yaşamı sona ermiş diye düşünüyorlar. Çünkü bakın gerçek bir bilgi olsa tink demezdi, değil mi? Tink demiş. Düşünüyorlar ki. Tamam, şimdi hiç durmadan okuyorum. Takip edin beni. Dinosaurs lived millions of years ago. Scientists think that they may have died because the weather all over the world got colder. They think this happened when a giant rock from space hit the earth. This threw lots of dust into the air which blocked out the sun. Evet hatta bakın burada görselini koymuş. Meteorite hitting the earth. Evet dünyaya çarpan hitting the earth. Meteorit diye. Meteor diye bir görsel koymuş. Evet bakalım bir sorumuz daha var. Can trees affect the weather? Ağaçlar ne yapabilir mi diyor. Bakın can sorusu. Ebilir diye çevireceğiz fiili. Ağaçlar etkileyebilir mi havayı, hava durumunu. Effect etkileme. Can trees affect the weather? Yes they can. Evet yapabilirler. Nasıl etkilerler bakalım. Many rainforest, çoğu many, çoğu yağmur ormanları are being cut, kesiliyor. Are being cut down for farming. For için demek. Ne için kesiliyormuş? Çiftlik için yani tarım arazisi oluşturmak için. Are being cut down. Evet kesiliyor yapısı. Çok detaya girmiyorum. İşitsel olarak duymuş olun. Çok detaylı bir gramer çünkü. Are being cut down. Kesiliyor. Ne için kesiliyormuş? Çiftçilik için. Çiftçilik yapmak yani tarım arazisi için. When trees are burned. Ne zaman? Ağaçlar yakıldığı zaman when trees are burned the fires neler alevler release salmak demek release ne salıyor a gas bir gaz salıyor ne adında bir gaz called carbon dioxide karbon dioksit adında bir ne salıyormuş gaz evet when trees are burned yakıldığı zaman the fires release a gas called carbon dioxide This gas, bu gaz acts as hareket eder ne olarak as olarak demek acts as a blanket. Bir battaniye gibi, battaniye olarak davranır diyor. hareket eder. As a blanket over the earth. Dünyanın üzerinde. And does not let heat escape. Ve neye izin vermez? Let izin vermek demek. Doesn't let heat ısının kaçmasına yani ısının yukarıya doğru gitmesine izin vermez. High levels of carbon dioxide, yüksek seviyelerdeki karbondioksit can raise neyi yükseltir? yükseltebilir. Can raise the temperature too much. dereceyi çok fazla yükseltebilir. Neye neden olarak? Cause neden olmak. Causing damage to the earth. Neye neden olarak? Dünyaya hasara neden olarak. Damage hasar demek, zarar demek. Causing e, neden olmak demek. Evet, demek ki bu tarım arazileri oluşturulurken kesilen ağaçlardan, yakılan ağaçlardan çıkan neyler? Eee gaz, karbondioksit, karbondioksit gazı ne oluyormuş? Sıkışıyormuş, değil mi? Ve bir blanket, battaniye gibi hareket ediyormuş ve ısının yukarı kaçmasına engelliyormuş. Böylece ne oluyor? Too much temperature raise. Evet ne oluyormuş? Too much carbon dioxide can raise the temperature. Şimdi baştan okuyorum. Takip edin tamam mı? Demek ki ağaçlar da hava durumunu etkileyebiliyor. Can trees affect the weather? Yes they can. Many rainforests are being cut down for farming. When trees are burned, the fire fires release a gas called carbon dioxide. This gas acts as a blanket over the earth and does not let heat escape. High levels of carbon dioxide can raise the temperature too much, causing damage to the earth. Evet keşke açlarımız kesilmeseydi tatlışlar. Is our weather changing? Son bölüm. Hava durumumuz değişiyor mu? Is our weather changing? Yes. The weather is getting warmer. Evet daha sıcak hale geliyor. The weather is getting warmer. Getir olmak, daha fazla olmak. Zaten er. Warm, ılık demek. Warmer, daha ılık. Get de fiili. Daha sıcak oluyor. If, eğer, the average world temperature, ortalama dünya derecesi, rises, artarsa, by 1.5 Celsius degrees, 1.5 derece artarsa rise artmak rise by diyor bakın. It will ne olacak? It will mean anlamına gelecek. Ne anlama gelecek yani? Ne oluşacak? More daha fazla storms fırtına. More daha fazla demek. More storms. Üstelik ne? Including şunları da içeriyor. Hurricanes kasırgalar, tornadoes yine fırtınalar, çok büyük fırtınalar and more droughts ve üstelik daha fazla da çöl, kuraklık. D da diyor. Evet. Tornadolar, hurricane'ler, çok büyük fırtınalar, kasırgalar ortaya getirilmiş. Bakın 1.5 derecesinde artar ise bile. Bugünkü çok ekstrem hava durumları yani alışıla gelmedi hava durumlarının nedeni de bu değil mi? Yazın daha çok yangın çıkıyor. Kışlar, yağmurlar daha fazla abartı oluyor bir dengesizleşme var. Şimdi durmadan okuyalım hadi. Is our weather changing? Yes, the weather is getting warmer. If the average world temperature rises by 1.5 Celsius degrees, it will mean anlamına gelir. More storms, including hurricanes and tornadoes, and more droughts too. Evet, bu bölümü böylece okumuş olduk. Bu şekilde e, genel paragrafları böyle okuma metinlerini duymanız da çok önemli. Kelimeleri belki videoyu durdurup not alırsınız. Birkaç tanesini tekrar üstünden geçelim mi? Happen meydana geldi. Block engellemek. Escape kaçmak. Escape. Escape. Raise yükselmek. Cut down kesilmek. Rainforest yağmur, yağmur ormanları. Release salınmak ortaya çıkmak blanket battaniye act as olarak iş işlem işlev görmek gibi davranmak change değişmek average ortalama getting warmer ısınmak mean anlamına gelmek including içermek evet bu şekilde drought neydi drought kuraklık that's it have a very good day bye bye